Yeni düzenle başlıyoruz. Yeni düzende bir öğretmene 9 öğrenci başlığı var manşette. Yeni düzen eğitim yazarı Salih Sarften resmi veriler ışığında son 10 yılda eğitimdeki rakamları ortaya koydu. Son 10 yılda okul öncesi hariç diğer kademelerde dikkate değer bir okul artışı yok. Öğretmen sayısında okul sayısı ve öğrenci sayısına oranla tüm kademelerde belirgin bir artış var. 2014 yılında bir öğretmene okul öncesinde 12.36, ilkokuldan 1.20, ortaokulda 8.44, lisede 8.43 ve meslek lisesi 5.40 öğrenci düşüyor. Şöyle ki son 10 yılda ilkokul kademesindeki öğrenci artışı %12 iken bu kademedeki öğretmen artışı %23, ortaokul kademesindeki öğrenci artışı %4 iken bu kademedeki öğretmen artışı %16, lise kademesindeki öğrenci artışı %22 iken bu kademedeki öğretmen artışı %28 oldu. Önemlidir. Bu yazı biraz detay paylaşmaya çalışalım sizinle Yeni Düzen gazetesinden, çünkü özellikle öğretmen eksikliği üzerinde duruluyor. Hep oranlara bakıldığında öyle görünmüyor ama demek ki okullara dağılımı konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıların kaynağına da değinildi mi bilmiyorum ama bunu da düşünmek gerekiyor. Devlet Planlama Örgütü 2014 yılına ait ekonomik ve sosyal göstergeler raporunu geçen hafta yayımladı. Rapor 2014 yılına ait rakamları içermesinin yanında son 10 yılda ilgili olarak karşılaştırmalı veriler de sunuyor. Ve sonuçları da veriyor Salih Sarp'ten. Son 10 yıldaki okul sayısı, son 10 yıldaki öğrenci sayısı, son 10 yıldaki öğretmen sayısı, son 10 yıldaki öğrenci öğretmen oranı ve sonuçlar. Okul öğrenci ve öğretmen sayılarıyla öğrenci öğretmen oranının son 10 yıldaki verileri tablolarda gördüğümüz gibi, ancak esas olan bu bulguların hangi sonuçları doğurduğu ve bu sonuçları nasıl yorumlamamız gerektiğidir. İşte bu anlamdaki benim yorumlarım, dedi Salih Sarp'ten. Son 10 yılda okul yapmak aklımıza gelmemiş. Okul öncesi kademesi hariç diğer kademelerde dikkate değer bir okul artışı yok. Ortaokul ve liselerde de küçük artışlar var. Ancak gerek okul öncesinde gerekse ortaokul ve lise sayılarında artış tamamen özel okullar boyutunda olmuş. Her kademede hem öğrenci sayılarında hem de öğretmen sayılarında artışlar var. Ancak bu artışlar birbirlerini karşılar nitelikte değil. Son 10 yılda ilkokul kademesindeki öğrenci artışı %12 iken bu kademedeki öğretmen artışı %23. Ortaokul kademesindeki öğrenci artışı %4 iken bu kademedeki öğretmen artışı %16. Lise kademesindeki öğrenci artışı %22 iken bu kademedeki öğretmen artışı %28. Bu durum öğrenci öğretmen oranında da kendini gösteriyor. Verilere göre 2014 yılında bir öğretmeni okul öncesinde 12.36, ilkokuldan 1.20, ortaokulda 8.44, lisede 8.43 ve meslek lisesinde 5.40 öğrenci düşüyor. Bu göstergeler son 10 yılda her kademede öğrenci sayısı artmış olmasına karşın okul sayımızda belirgin bir artış göstermiyor. Peki ama okullarda öğretmen ihtiyacı yok muydu? Evet, var. Gerçekten var. Ancak görünen o ki öğretmen ihtiyacı olan okulların yanında öğretmen fazlası okullarda var. Evet, aynı konu öğretmen sayısıyla öğrenci sayısı kıyaslandığında yeterli ama bir öğretmenin birden fazla okulda o halde ders vermesinde midir sıkıntı, yoksa nedir tespiti Salih Sarp'ten'in, Yeni Düzen'den takip edebiliyorsunuz. Anastasiades Güzel Yurt'un iadesinde sorun yok, dedi. Anam planındaki yerler olmazsa olmaz. Bu başlığı da detaylandıralım. Anam planındaki yerler olmazsa olmaz. Kıbrıs Türk tarafının Güzel Yurt'un iadesini de içerecek olan toprak düzenlemelerini kabul edip etmediğini açıklığa kavuşturmasını isteyen Anastasiades, henüz toprak başlığının görüşülmesine girmediklerini söyledi. Ancak anlam planı temelinde iade edilecek olan bölgelerin hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini olmazsa olmaz olarak addettiğini sözlerine ekledi. Bu da Yeni Düzen'de yer aldı. Düşük katılımlı kurultayın galibi Özyiğit, katılımın çok düşük olduğu, üyelerin yaklaşık %35'inin oy kullandığı TDP kurultayında başkanlığa yeniden Cemal Özyiğit seçildi. 2206 toplam üyeden
762 üyenin oy kullandığı kurultayda Özyiğit 487, Emiroğulları 272 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı. Tam gün eğitime geçeceğiz. Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst'ten yeni düzene özel açıklamalar. Tam gün eğitimden kimsenin korkmaması gerekiyor dedi. Evet, Kemal Dürüst'ün açıklamalarını aktarmaya devam edelim. Sorunlar var mı? Var. Bir miktar para gerekecek mi? Evet, gerekecek. Bir miktar özveri gerekecek mi? Evet, gerekecek. Yeterli öğretmen sayımız vardır. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Sistemin parçaları tamamlandığı zaman bizim sistemimizde öğretmen açığı yoktur, dedi. Evet, devam edelim. Yine var mıdır başka haber? Diğer haberleri de Yeni Düzen'in iç sayfalarından takip edebileceksiniz. Havadis'le devam ediyoruz. Dayatma varsa CTP, UBP gider başlığını görüyoruz. Havadis gazetesinin manşetinde. Kıbrıs sorununda devam eden müzakere süreciyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın kendilerini bilgilendirmemesinden şikayet eden Özgür Gün, bizi Cumhurbaşkanı endişelendiriyor, ne istişare ediyor ne de bilgilendiriyor. Mülkiyet ve garantiler konusundaki süreçte ortaya konulanlardan vatandaşla biz de endişeliyiz, dedi. Ve ekonomik protokol Türkiye'de imzalanacak, uygulanabilir bir protokol hazırlanacağını söyleyen Özgür Gün, ciddi şekilde uygulayacağımız bir protokol imzalayacağız, dedi. Özgür Gün dayatma olmayacağını, olması durumunda buna cevaben CTP-UBP hükümetinin görevi bırakacağını ifade etti. Özgür Gün, bir dayatma olursa ben söyleyeyim, bu hükümet bırakır, yapabileceğimizi ortaya koyacağız. Gerçekten ülkenin yararına, bazen iki parti oy kaybetme uğruna yapabilecekleri de varsa onları da yapacak. Ama sonuçta halkın yararına olacağına herkesin emin olması lazım, dedi. Güzel tabii bu ifadeleri duyabilmek. Bir UBP Genel Başkanı'ndan daha önce imzalanan paketleri düşündüğümüz zaman dolayısıyla yeniden başkanlığa devam kararı alınmıştı Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla birlikte ve dayatma bir paket karşısında eğer bu hükümet bozulur diyorsa Hüseyin Özgürgün ki böyle açıklaması zaman zaman da bu yönde zaten bazı ifadeler geliyordu ama bu CTP kanadından da UBP kanadından da böyle ifadeler geliyorsa eğer bu olumlu gelişmeler var anlamında yorumlanabilir birçok kesim tarafından. TDP'de yeniden Özyiğit 487 oy aldı. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 5. olan kurultayında yapılan başkanlık seçimini 762 oyun 487'sini alarak Cemal Özyiğit kazandı. %30 civarındaydı sanıyorum, evet. %35'i oy kullandı. Seçmenin, delegenin dolayısıyla katılımında az olduğu şeklinde yorumlar yapıldı ama TDP'liler Cemal Özyiğit'te devam kararı aldı. Liderlerden kayıp şahıslar için televizyon spotu. Liderler dün Kayıp Şahıslar Komitesi laboratuvarını ziyaret etti. Liderlerin ziyaretleri sırasında tüm Kıbrıslılara muhtemel gömü yerleriyle ilgili bilgileri varsa bunu Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşmaları çağrısı yapıldı. Hem yediler, horon teptiler bir yandan da Karadeniz Kültür Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Hamsi Festivali'nin 8.si dün Girne'de yapıldı. Festival Girne Belediyesi terminal alanında saat 10'da başlayarak 17'ye kadar devam etti. Ve Kıbrıs'a göz atıyoruz bu kez. Kıbrıs sorunu Kıbrıs gazetesinin yine manşetini oluşturdu. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs Rum lider Anastasiades dün bir araya geldi. Liderler sonraki görüşmelere yönelik yol gösterici bir hazırlık yaptı. Güneyde pazar günleri yayınlanan Katimerini gazetesi 2 aylık yoğunlaştırılmış müzakerelerden sonra mülkiyetin başladığı noktada olduğunu öne sürdü. Günlük gazetelerden Filelefteros ise mülkiyetin 3 aydır görüşülüyor olmasına rağmen henüz yakınlaşma sağlanamadığını ve anlaşmazlıkların mülkiyetle önceliğin kime ait olacağına dayandığını yazdı. 2015'in son görüşmesi 3 saat sürdü. Hamsi yediler, horon teptiler.
8. Hamsi Festivali dün Girne'de terminal alanında gerçekleştirildi. En fazla yağışı Dip Karpaz aldı. Bir diğer başlık Kıbrıs'ın sür manşetinde. Girne'de yağmura dayanamayan atıl durumda bırakılan bir evin ön duvarı yıkılırken Alsancak'ta 10 saniyelik hortum Hüda Safel'e ait 3 dönüm serayı yerle bir etti. Başkan yeniden özyiğit bir diğer başlık. Kıbrıs'ta Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 5. olan kurultayı ilkem, idealim, geleceğim sloganıyla yapıldı. AİHD garantörleri ve iki lideri Davos'ta buluşturmayı planlıyor. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı AİHD'nin Akıncı Anastasiadis ve 3 garantör ülkenin liderlerini 22-23 Ocak'ta Dünya Ekonomi Forumu'nda bir araya getirmeyi hedeflediği öne sürüldü. AİHD garantörleri ve iki lideri Davos'ta buluşturmayı planlıyor. Lefkebe yöresindeki sivil toplum örgütleri Güzel Yurt Hastane yapılma girişimini Cengiz Topel Hastanesi'nin kapatılmasının konulamış adı olarak yorumladı. Lefkoşa'da Doktor Burhan Nalbantoğlu ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisi hariç tüm birimlerinde 8-12 saatleri arasında hastalara bakılmayacak. Devlet Hastanesi'nde bugün grev var. Kuzey Kıbrıs Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2016-2023 uygulanırsa ülkedeki birçok uygulama ve anlayışın değişmesini sağlayacak hedef enerjideki verimliliği artırmak bir diğer başlıkta Kıbrıs gazetesinde. Star Kıbrıs'la devam ediyoruz. Sırada Star Kıbrıs var. Çözüm umudu 2016'ya kaldı. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis 2015 yılının son görüşmesini dün gerçekleştirdi. Liderler elde edilen ilerleme ile ilgili memnuniyetlerini ifade ederken 2016 yılında gerçekleştirilecek olan müzakerelere yönelik yol gösterici bir hazırlık yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis, Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönündeki müzakereler çerçevesinde dün yeniden bir araya geldi. Başkan yeniden Cemal Özyiğit, TDP 5. olağan kurultayını gerçekleştirdi. Kıbrıs Rum lider Anastasiadis, Annan planı temelinde iade edilecek olan bölgeler olmazsa olmaz dedi. Başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek 21-25 Aralık haftası nedeniyle. Festivalde 3 ton hamsi tüketildi. Girne Hamsi Festivali düzenlendi. Detaylarsa Star Kıbrıs'ın iç sayfalarında. Halkın sesiyle devam ediyoruz. Halkı iktidara taşıyacağız. TDP'de Özyiğit yeniden başkan, Toplumcu Demokrasi Partisi Cemal Özyiğit ile devam dedi. TDP'nin dün yapılan ilk kez seçimli gerçekleştirilen olağan kurultayında Başkan Özyiğit kullanılan 762 oyun 487'sini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Özyiğit'in kurultaydaki rakibi Mustafa Emiroğlu'ları ise 272 oyda kaldı. Güzel Yurt'un ihalesinde sorun yok. Müzakerelerle ilgili dün 3 saat boyunca genel değerlendirmede bulunan liderler sonraki görüşmelere yönelik yol gösterici bir hazırlık yaptı. Tüm mücadelemiz topraktan kopmamak için. Kiliş ailesi başkent Lefkoşa'da apartman dairesinde yaşamasına karşın doğadan tamamen kopmadan bir yaşam sürüyor. Mevsim sebzelerini evlerinin 2 metrekare balkonunda yetiştirip sofrasında tüketen Zelda Önsel Kiliş, tüm mücadelemiz topraktan kopmamak için diyor. Ve böylelikle Halkın Sesi gazetesini de aktarmış olduk. Vatanla devam ediyoruz. Toprak iadesi Kıbrıslı Rum liderin olmazsa olmazı dedi. Vatan gazetesi Anastasiadis, Annan planı temelinde iade edilecek olan bölgeleri olmazsa olmaz olarak addettiğini ifade etti. TDP Genel Başkanı yeniden Cemal Özyiğit, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden Cemal Özyiğit seçildi. Kanlı Noel'in 52. yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak vatan bildiği topraklara ve egemenliğe sahip çıkan Kıbrıs Türk halkı verdiği mücadelenin toplumsal dayanışma ve ana vatan Türkiye sayesinde zafere ulaştığının bilinci içinde geçmişte yaşananları unutmamış ve unutmayacaktır dedi. Tabii çok hikaye var o dönemlerden geriye kalan savaşların
Hiçbir zaman kazananı olmadı. Ne Kıbrıslı Türkler kazandı, ne Kıbrıslı Rumlar kazandı. Kaybetti her iki tarafta, anneler de. Hayatlar kayboldu, küçücük bebekler kaybedildi. Her savaş ölüm getirdi, acı getirdi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kıbrıs'a da. Dolayısıyla bir yandan savaşı konuşurken, bir yandan da bugün barış için mücadele etmek önemlidir. Çünkü sadece Kıbrıs'ın değil, dünyanın da barışa ihtiyacı var. Her gün dünyadan birçok ölüm haberi paylaşıyoruz sizinle, savaş haberi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bugünlerde de barışı konuşabilmek gerekiyor, barışı beklemek gerekiyor. 2016 umut ediliyor, 2016 yılında deniliyor. En azından Kıbrıs için barış. Evet, ve ortamla devam ediyoruz. Zafer Özyiğit'in Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 5. olan kurultayı yapıldı. Yüksek katılımlı ve demokrasi şölenini andıran bir ortamda başkanlık için Cemal Özyiğit ile Mustafa Emiroğlu'lar arasında geçen yarışı Cemal Özyiğit kazandı. 2015'te son bir kez bir araya geldiler. Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis 2015 yılının son liderler toplantısını dün gerçekleştirirken Kayıp Şanslar Komitesi laboratuvarını da ziyaret ettiler. Detay gazetesine göz atalım. Yeni Özyiğit dönemi dedi. TDP kurultayını aldı. Manşetine Detay. Toplumcu Demokrasi Partisi dün gerçekleştirdiği genel kuruluyla bir kez daha parti başkanı Cemal Özyiğit ile yola yürüme kararı aldı. Daha önce seçimsiz başkanlık görevine getirilen Cemal Özyiğit, TDP üyelerinin %64'ünün oyuyla bu kez seçimle parti başkanı oldu. Seçimde parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu ve denetimi kurulu üyeleri de belirlendi. Hayırlısı olsun diyelim TDP'ye ve başkanlığı da hayırlı olsun diyelim Sayın Cemal Özyiğit'in. Ve Irak'ta güzellik yarışması. Detayları detayda. Hastanede grev. Doktor Burhan Abantolu Devlet Hastanesi ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin tüm birimlerinde bugün 4 saat grev var. Atatürk alkolden değil sıtma ilacından öldü diyor Detay. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm nedeniyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Aşırı alkol nedeniyle sirozdan öldüğü iddialarına karşın Atatürk'ün sıtmaya karşı kullanılan kinin ilacı nedeniyle öldüğü ifade edildi diyor Detay. Afrika ile devam ediyoruz. İlk perdenin sonu liderler görüşmesine yer verdi manşetinde Afrika. Kayıplarımız, kayıp yıllarımız laboratuvarlardaki masalarda yatıyor. Afrika'nın yine birinci sayfasından aktardığı haber liderler Kayıp Şanslar Komitesi'ni de ziyaret etti. Laboratuvarı inceledi ve yeniden bilgilerinizi paylaşın çağrısı yapıldı. Evet, böylelikle gazetelerin birinci sayfalarına göz atmış olduk. Basında bugün sona erdi.